Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün psikoloji hakkında konuşacağız. Konuğumuz psikolog İrem Yıldırım. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Konumuza gelmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kariyer Tabii. geçmişinizi dinlemek istiyorum. Tabii ki. Ben İrem Yıldırım, psikoloğum. Aslında yeni mezun oldum. Ama eğitim hayatım boyunca çok fazla terapi eğitimi aldım. Çok fazla staj deneyimim oldu. O yüzden biraz çabuk girdim işe diyebilirim. Şu anda aktif olarak online üzerinden danışan görüyorum. Şimdi yüksek lisansa başlayacağım klinik psikoloji üstüne. Aynı zamanda Ekim ayında da çocuk ve ergen ağırlıklı bir yerde işe başlıyorum bu şekilde. Süper. Peki o zaman konuya biraz giriş yapacak olursak. Psikolog kimdir, nedir, genel görevi nedir? Psikolog insan davranışları ve bunun bilişsel süreçlerini işliyor aslında. İnsanlara sorunlarıyla ilgili yardımcı olmak, onlara empatiyle yaklaşmak, onları yargılamadan, onları dinleyerek onların sorunlarını çözmeye çalışıyor. Onların olumsuz duygu düşüncelerini bir kenara bırakıp daha olumlu duygulara ve düşüncelere yönelmesini sağlamaya çalışıyor. Bu şekilde bir süreç. Süper. Peki psikolojik rahatsızlıklardan yaygın bir örnek olan kaygı bozukluğu var biliyoruz ki. Kaygı bozukluğu nedir tam olarak? Kaygı bozukluğu aslında en yaygın sorunlardan biridir. Çünkü herkeste aslında bir kaygı vardır genel olarak. Herkes bir an için bir korku hissedebilir, bir endişe hissedebilir. Ama bu ne zaman hastalık oluyor? Eğer bu süreç birkaç gün ya da birkaç haftayı bulursa o zaman bu artık bir sorun haline dönüşüyor. Yani anlıktan çıkıp uzun vadeye yayıldığında bir problem haline dönüşüyor. Kaygı bozukluğu nedir? Genel olarak içsel sıkıntıdır, huzursuzluktur. Sürekli bir gerginlik ve endişe halidir. Genel olarak bu şekilde tanımlayabiliriz. Pekala, kaygı bozukluğunun belirtileri var mı? Tedavisi nedir? Tabii ki. Belirtileri şöyledir. Hem fizyolojik hem psikolojik belirtileri var. Psikolojik belirtilerinde dediğim gibi az önce işte endişe, ondan sonra telaş hali, sürekli bir iç huzursuzluk vesaire. Fizyolojik tepkileri de nefes darlığı olabilir. Onun dışında terleme olabilir. Bu tarz fizyolojik tepkiler de var. Tedavi nasıl oluyor? Hem ilaç olması gerekiyor. Hem bir psikiyatrist eşliğinde ilaç olması gerekiyor. Aynı zamanda psikoterapi de olması gerekiyor. Psikolog yönelmesiyle bu şekilde bir tedavi süreci var. Peki kaygı bozukluğunun geçmiş travmalarla ve aile yapısıyla bir ilgisi olabilir mi? Tabii ki. Her sorunun zaten aile yaşantısıyla bir alakası var. Hem genetik faktörler olabilir. Aile büyüklerinde kaygı bozukluğu varsa bu ilerleyen nesillerde de çıkabilir. Aynı zamanda da kötü de demeyeyim ama disfonksiyonel aile yapısı dediğimiz bir aile yapısı var. Bu kişiler nasıl? İşte daha uyumsuz, sorumsuz aileler. Bu kişilerin çocuklarında da maalesef ergenlik öncesi travmalardan dolayı da kaygı bozukluğu çıkabiliyor. Maalesef. Peki yakın zamanda yeni bir klinikte çalışmaya başlayacağınızı söylediniz. Çocuk ve ergenler üzerine daha çok yoğun olacak. Peki çocuklar ve yetişkinler arasındaki kaygı bozukluğu ne yönlerden farklıdır? Ya aslında genel olarak aynı. İki tarafta endişe ve korku hissediyor. Ama dışa vurumlar farklı. Yetişkinlerde işte daha hani korkuyu tutabiliyorsunuz. Hani belli bile etseniz en azından fizyolojik bir tepki çok fazla verilmiyor. Ama çocuklar bunu daha farklı dışa vuruyor. Ya saldırgan ve şiddet eğilimli hareketler gösterebiliyorlar ya da ne olabiliyor? Mesela daha asabi ve daha saldırgan ve daha işte vuruşsal diyeyim. Hani daha tepkisel oluyor yani. Yetişkinlerde birine vurmuyorsun ya da bir saldırma atağı göstermiyorsun. Ama çocuklarda bu yönde oluyor daha fazla. Aynı zamanda biraz hiperaktivite gibi diyeyim. Biraz da fazla hareketlilik hali oluyor. Hiç yerinde duramama, hiç oturamama gibi bir tepki oluyor. Tam tersi oluyor mu peki? Yani içine kapanma gibi? Yok, genelde kaygı bozukluğu çocuklarda genelde vücutsal tepkiyle ortaya çıkıyor. O yüzden daha hareketli asabiyet kısım diyebiliriz. Değil mi? Aynen. Yetişkinlerde ama içe kapanma ihtimali olabiliyor. Evet. Peki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak mesleğinizde bundan sonraki hedeflerinizi öğrenmek istiyorum ben. Mesleğimde şöyle, ben aslında her zaman yetişkin istedim. O yüzden şu an çocukları da tabii ki görmek istiyorum. Hiç görmedim. Şu an bir çocuk görmek istiyorum. Bir iki senelik klinik psikoloji master sürecimde görmek istiyorum. Ama sonrasında kesinlikle bir psikiyatri hastanesi istiyorum ve kesinlikle yetişkinler ağırlık. Yani daha ağır travmaları hep görmek istedim. O yüzden ağır travmaları tedavi etmeyi tercih ederim. O yüzden ileride bunu istiyorum. Çocuklarla çalışınca belki fikrinizi değiştirebilirsiniz zamanla. Değil mi? Daha önce aslında çocuklarla ilgili ufak bir staj yaptım. Çok tatlılar, çok eğlenceliler. Çok daha farklı bir tedavi ve terapi süreci var. Ama yetişkin bana her zaman nedense daha ilgi çekici geldiği için. Evet, aynen. O yüzden tercihim o yönde olur herhalde. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için ve katıldığınız için. Ben başarılar diliyorum kariyerinizde. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili İşi Bilen izleyicileri, bugün psikoloji hakkında konuştuk. Konuğumuz psikolog İrem Yıldırım'dı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.